روسیه‌دگی اوکراین دا جولیش کن بو مکتب سابق اتفاق دگی زمانوی و کت احتمال بلن یگانه اسلامی مکتب دیش ممکن. اسلام بیارده برینچی سنفتن اوکتلاده. اسلامی طلبلرگی کوره اوتا زمانوی طرز قرولگن بو مکتب کیف ولایت ده یشایتگن مسلمانلر قرم تاتارلار جماعت تامانیدن بنیاد قیلینگن. Maktab direktori, loyiha asoschilaridan biri Nozim Said Ahmedov tadbirkor. U Qirg'izistonda surgundagi Qrim tatarlar oilasida tug'ilgan. Uning oilasi 90-yillarda Qrimga qaytgan. Nozim o'rta maktabni Qrimda tugatgan, oliy ta'limni Turkiyada olgan. 2014-yilda Rossiya Qrimni ishg'ol qilish ortidan bu bosqin bilan kelishmagan ko'plab qrimliklar singari u ham Kiyevga ko'chib keldi. Faoliyatini shu yerda davom ettirmoqda. Nozim Saidahmedovning Amerika ovoziga aytishicha, maktabdagi ta'limning asosiy maqsadi yana majburan surgunga tushgan Qrim tatarlariga o'z ona tili va dinini unutmaslikka yordam berish. Qrim tatar tili islom asoslari maktabdagi muhim darslar sirasiga kiradi. Bu maktabning qurilishi 2019 senesinde başlayıp caminin başladı, caminin kuruluşuna başladı. Birinci kat cami olup kuruldu. Ondan sonra Çerki'de yaşayan cemaatin çoğalaştığı sürece mektep kuruluşuna karar verildi. Dolayısıyla bir sonraki senede biz Üst iki katını kurup, bu katlarda mektep kurduk, anda içinde yaptık. Neden sorsanız, bu mektep, bunda yaşayan büyük Kırım Tatar cemaatinin balları için çoğu bilgenli sebeplerden dolayı Kırım'dan Ukrayna'ya geçti, koçup geldi. Ve bu koçunla beraber öz dillerini, öz dinlerini, öz adetlerini unutmasınlar deyip ve adetlerinin daha çok inkişafına sebep olmak için bu mektepteki belli dersler okutulmaya başladı. Bilgeniniz bu devlet programasının yanı sıra hem Kur'an dersleri, hem ahlak dersleri, hem Kırım Tatar dersleri. Kırım Tatar derslerinden beraber de Kırım adetleri ve Orf adetleri dersleri de verilmekte. Kırım Tatar adetleri üzerinde çeşitli tögerekler öterli. Bu tögereklerde işte yazma, okuma, laf etme ve diğer Kırım Tatar adetleri öğretili. Gulnoza Hojigeldiyeva maktab direktori muavini Qrim tatar tilidan dars beradi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya bosqini tufayli o'z vatanlarini tark etishga majbur bo'lgan Qrim tatarlari uchun bu kabi maktablarning o'rni juda muhim. Ana til derslarini balalarga bermaga, ularni o'rgatmaga, o'qitmaga va saqlab qolmaga tirishaman. Chunki Şimdi al-hazırda bütün Kırım Tatar halkı bütün dünyada dar kaldı desek ola. Ve her bir ana baba öz balasına ana tilini öğretmeye, tarihini, medeniyetini, edebiyatını öğretmeye, saklap kalmağa tırışalar. Ve şu sebepten de bir yıl evvelsi bu acayip mektebimizde Kırım Tatar tili dersleri alıp barıla. Asosan Qrim tatarlari jamoasi tomonidan moliyalashtirib kelinayotgan bu maktabda darslar Ukraina ta'lim tizimi va islomiy qadriyatlar muvofiqlashtirilgan tarzda olib boriladi. Maktab binosini birinchi qavati o'g'il bolalar, ikkinchi qavati qizlar uchun ajratilgan. Bu ko'proq yuqori sinflarga taalluqli. Nozim Saidahmedov shu bilan bir qatorda maktabda eng ilg'or zamonaviy ta'lim usullarini joriy etmoqchi. Ayni paytda Maktab laboratoriyasını tashkil etish harakatida yuribdi. Elbette bu maktabimizin çok büyük sarfiyatları var. Yani çok masraf etli. Bunda her gün bir şeyler gerek ola. Bundaki çalışkan işte hocalara, başka çalışkanlara
aylık verilmesi gerek. Yardımın çoğusu bunda yaşayan halkın tarafından karşılanır. Bazen diğer mesela kuruluşlardan, mesela Kırım Tatar kuruluşları var. Bizim işte meclis, Kırım Tatar meclisimiz var. Onlar destekleri. Türk dostlarımız çoğu zaman destek verirler bizge. O bununla yaşamaya tırışamız. Bununla işte o hayatta kalmaya tırışamız. Elbette ki daha çok yardım olsa daha çok projemiz var bizim. Projemiz var. Mesela laboratuvar kurmak istiyoruz. Bizge pek böyle gerekli olan fen laboratuvarı, yani естественные науки дегенimiz. Fen, tabi ilimler laboratuvarı gerek. Kimya, fizika, biyoloji. Çünkü bizim mektebimizin amacı STEM sisteması, yani Science, Technology, Engineering and Maths. Bizim bütün talebelerimiz, isteğimiz bu STEM boyunca okusunlar, STEM boyunca ilim alsınlar. Çünkü şu anki, yani yakındaki 50 yıl içinde bu STEM sisteması pek yaygın olacak deyip düşünüyoruz. Rossiya bosqini bu maktab faoliyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Urush, raketalar xavfi ortidan ko'plab musulmonlar Ukrainani tark etishdi. Maktabda o'quvchilar siyraklashdi. Ayni paytda 30 dan oshiq o'quvchi qolgan. Maktab rahbariyati urush tugab, bolalar yana o'qishga qaytishiga ishonadi. Maktabni takomillashtirish ishlarini davom ettirishmoqda. Amerika ovozi uchun Ukrainadan Malik Mansur.